Türkiye kararını verdi. Tarihi referandumun sonuçlarını saatlerdir Akit TV olarak canlı yayınlarla sizlerle paylaşıyoruz. İşte bu ekranlarda milletin sesi, tercihi, milli iradenin karşılığı yer alıyor. Millete tepeden bakanlar, milleti aşağılayanlar, milleti hor görenlere de cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi hayırlı olsun diyelim, milletin takdirini kutlayalım. Bu bir milletin destanıdır, zaferidir ve basit de bir mesele değil. Anayasa değişikliği, sistem değişikliği, vesayeti de geride bırakmak, vesayet rejimiyle beraber prangalardan kurtulmak anlamına geliyor. Ben İbrahim Bedir, tüm Türkiye'ye selam ve muhabbetlerimi ulaştırıyorum ve tüm vatandaşlarımızı da, oy veren herkesi de selamlıyorum. Evet sonucu çıktı. Türkiye genelinde açılan sandık %99,9, katılım %85,4, evet %51,41, hayırsa 48,59'da yer aldı. Bunu değerlendireceğiz. Yeni Akit gazetesi genel yayın yönetmeni Kadir Demirel bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Siz de bu süreçte çok çalıştınız. Epey de yoruldunuz. Öncelikle bu önemli. Şimdi de sonuçlarını alıyoruz. Millet tercihini kullandı. Eksisi, artısı, evet de yüksek olması yönündeki beklentiler, bunun çıkmayışı, hayırla evet arasındaki makas, bunun yaklaşımı, bunların hepsi değerlendirilecek. Bundan sonrasında süreç takip edilecek. Herkes işin sonucunu gördü. Siz ilk izlenimler olarak neyi değerlendirdiniz? Bu evetteki oran size neyi anlatıyor efendim? Şimdi buraya gelmezden önce bu 2,5 aylık süreç içerisinde, referandum süreci içerisinde hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan 33 ilde referandum toplu açılış törenlerine katıldığını, Başbakanın ise 51 ilde miting yaptığını biliyoruz yani. İnanılmaz derecede bir gayret gösterildi, çalışıldı. Vatandaşla, milletle her alanda, her sahada birlikte olundu. Peki bir virgül koyalım isterseniz Sayın Demirel, izninizle, çünkü milletvekilimiz telefon attığımızda. Çalışmayanlar, bu propaganda sürecini sabote edenler, belki oraya da dikkat çekmek gerekir. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı telefon attığımızda. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok İyi geceler teşekkür diliyorum. ediyoruz. Sağolunuz. İlk değerlendirmeleriniz ne olacak? Sonuçları siz de takip ediyorsunuz. Vatandaşın kararını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Evet. Şükürler olsun, vatandaş bir karar verdi. İstediğimiz, arzuladığımız karar gerçekleşti. Onun için de bu halk, bu millet, bu ümmet gerçekten çok sağduyulu. Geleceğiyle ilgili verilen bu kararla ilgili de artık Cumhurbaşkanlığı sistemimiz ve anayasa değişikliğimiz önümüzdeki süreçte hayata geçecek. Tabii ki artık bu ülke bir daha da 2000'li yılların o tartışmalı, çekişmeli dönemlerin tarihi olduğunu bir kez daha bugün deklar etti. Milletin özellikle hassas davranması ve bu yönde bir karar vermesi çok önemliydi. Zaten hem batıya, hem doğuya, hem içeriye, hem dışarıya da bu kararıyla çok önemli bir mesaj verdiğini görüyoruz. Milletimize, halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Peki bu referandum süreci boyunca yapılan çalışmalar, propagandalar da önemliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milletin zaferini kutluyorum dedi ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi yine tartışmalı sözlerde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime hile karıştırdığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını nasıl görüyorsunuz efendim? Şimdi her kaybeden maalesef Sayın Kılıçdaroğlu bu yedincisi kaybedişi, her seferinde bu tür şeylere başvuruyor. Bunlar şık şeyler değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları vardır. O kararlar doğrultusunda bu seçimler yapılmıştır, gerçekleşmiştir. Tabii kaybeden ben kaybettim demez, bir sebep üretmeye çalışır. Biz onlara takılıp kalmayacağız. Önümüze bakıp devam edeceğiz. Güçlü Türkiye'yi imar ederken bu tür pürüzler ortaya çıkacaktır. Bunlar bizim için basit şeyler olduğunu düşünüyoruz. Önümüze bakıp 2023 vizyonu bu ülkede hep beraber yakalayacağız. Sokaklara çağırmalar böyle acizliğin ifadesidir. Bu millet, bu ümmet, bu halk artık bu tür şeylere kanmaz, inanmaz. Önemli olan
bu süreçte güçlü bir şekilde önüne bakıp devam etmesidir. Onu görüyoruz, onu yaşıyoruz. Sayın Başbakan balkon konuşmasında birliktelik mesajı verdi, kardeşliğe vurgu yaptı. Sizin Akit TV aracılığıyla vatandaşlarımıza bir çağrınız var mı son olarak Sayın Başçı? Bizim için bu seçim bugün akşamleyin son bulmuştur ve millet kararını vermiştir. 80 milyon halkımız, vatandaşımız boyu, posu, rengi, düşüncesi ne olursa olsun bir bütünlük içerisinde önüne bakıp devam edip gidecektir. Tabii dışarıdan ve içeriden eskiden olduğu gibi çok yoğun menfi propagandalar yapılabilir. Bu milleti, bu ümmeti geçmişte çok böldüler. Değişik kamplara böldüler, değişik görüşler çerçevesinde bölmeye çalıştılar. Bu millet çok eziyet çekti. Bu millet çok hor görüldü. Artık bu saatten sonra bu 80 milyon halk olarak, millet olarak, ümmet olarak biz güçlü bir şekilde önümüze bakacağız. 780.576 kilometrelik bu topraklarda artık bir daha da sağcıdır, solcudur, laiktir, antilaiktir, Alevidir, Sünnidir, Kürttür, Türktür, bunların hepsinin artık tarihe gömüldüğünü, önümüzdeki sürecin güçlü Türkiye'nin ayak seslerinin gelmeye başladığını görüyoruz. Zaten tüm sıkıntılar da buradan kaynaklanıyor. Batı'nın tedirginliği de buradan kaynaklanıyor. Dışarıdan ve içeriden özellikle bu ülkeyi kuşatmaya çalışanların artık özellikle hevesleri kursağında kalmıştır. Bu millet bir karar vermiştir. O karar doğrultusunda inşallah çalışmalar iyi şekilde devam edip gidecek. Büyük şehirlerdeki oy dağılımını ve Doğu Güneydoğu'yu son olarak sormak istiyorum Sayın Milletvekilim. Bu dağılıma baktığınızda ne görüyorsunuz? Şaşırdınız mı mesela oy sonuçlarına göre? Şimdi değerlendirme yaparsak. Bir çalışma yaptık. Özellikle tüm vekil arkadaşlarımız kendi bölgelerinde çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğiniz gibi çalışmalara iştirak etti. Sayın Başbakanımız aktif bir şekilde sayın bakanlarımızla beraber alanlarda çalıştılar. Ve millet bir takdir etti, bir takdir verdi. Bu takdir çerçevesinde büyük şehirlerde biz istediğimiz oylarımızı aşağı yukarı yakaladığımızı düşünüyorum. Güneydoğu'da tabii eski oylarımızı ikiye katladık. O da çok önemli bir gelişme. Tabii bunların hepsi bizim için önemliydi. Artık önemli olan bu referandumda, halk oylamasında ipi göğüslemekti. İpi göğüsledi bu millet, bu ümmet, bu halk bu desteği verdi. Anayasa değişikliği gerçekleşti. Biz önümüze bakıyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Önemli olan da buydu. Zaten tüm teşkilatlarımız akşam saat 7'den itibaren gösterilerini, şenliklerini yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Artık bu ümmet dönüşü olmayan bir yola girdi. Güçlü bir şekilde Türkiye'nin ayak sesleri geliyor. Onu hep beraber Anladım. Görüyor. Peki çok teşekkür ediyorum. AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Abdullah Başçı. Abdullah Bey'den, Sayın Milletvekilimizden değerlendirmeleri aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel bizlerle. Az önce sözünüzü kesmiştik. Affınıza sığınıyoruz. Siz referandumdaki çalışmaları değerlendiriyordunuz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı mitinglere dikkat çektiniz. Aslında toplu açılış törenlerine. Evet, estağfurullah. Şimdi oradan da görmüştük. Milletin inanılmaz derecede bir teveccüh gösterdiğini görmüştük. Evet. İzmir'e bakmıştım, İstanbul'a bakmıştım. Daha önceki beraber konuştuğumuzda da aynı şeyleri söylemiştik. Meydanların dili biraz daha bu oy oranının yüksekte çıkmasını gösteriyordu. Ama Cumhurbaşkanımız da söylüyor, Başbakan da söylüyor. Bu bir seçimdi, demokrasi seçimiydi. İnsanlar evet ve hayırda elbette serbestlerdi. Tercihlerini evetten yana kullandılar yine. Bunun altını çizerek söylüyoruz. Evet. Her ne kadar şimdi işte yok şu kadar olacakmış da kardeşim burada bir yasa var yani. Ne diyor yani? 50+1 diyor yani. Bitti. Yani şu sonuçlara evet. Baktığımızda bir zaferdir diyorsunuz. Yani zafer, kesinlikle zaferdir tamam. Diyorum yani. 51.41 değil mi? 51.41 48.59 gözüküyor yani. Dolayısıyla 1 milyon küsürlük evet bir yani fark var. Bunu oradan. İşte farklı yerlere çekmek, farklı mecralara çekmek. Yok efendim işte mühürler tercihliymiş de kimisinde evet varmış da hayır varmış da falan ve bunları buraya çekmek ham hayal peşinde koşmaktan başka hiçbir şey değil kesinlikle. Televizyonlarda adeta bir propaganda aracı olarak yer alanlar vardı. Greyfurt'u unutmayalım Sayın Demirel. Ekranlarda açıkça propaganda yaptı. Evet. Bu seçimin geçersiz olduğunu söyledi. Sürekli manipülasyon yapmaya çalıştı. Buradan da Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu göreve davet ediyoruz. Ama şimdi onlar şimdi yapmadılar ki biliyorsunuz yani hatırlayın yani.
Kasım seçimlerinde Haziran 7 Haziran seçimlerinde, sonra bir Kasım seçimleri. Haziran seçimlerinde işte AK Parti'nin oylarının 7-8 puan alta düşmesinde o andaki haleti ruhiyelerini gözlerinin önüne getirelim isterseniz yani. İşte o Fatih Portakal dediğiniz oranj mı diyorsunuz, ne diyorsunuz yani, neyse yani Greyfurt diyorsunuz. Onunla ilgili o yüz hatlarını şimdi hala gözümün önünde yani. Zafer kazanmış bir eda içerisindelerdi. Halbuki yine mağluplardı o zaman yani. Yine yenildilerdi yani. AK Parti'ye karşı diğer bütün partilere bakıyorsunuz yani. Hepsinin oyu bir o kadar bile yetmiyordu yani. Buna rağmen işte sanki zafer kazanmış, %60, %70 oy almışlar da AK Parti'de bunun yanında %30'lara falan düşmüş gibi bir eda içerisindelerdi. Aynı şey şimdi yine söylüyorlar. Onlar söylesinler söylemesinler yani. Vaka gerçek nedir? %51.41 şu anda evet oyu, %48.59'da hayır oyu. Bu milletin evet tercihi sanda yansımıştır. Ülkenin önü daha da açılmıştır. Türkiye yeni bir sisteme başlıyor artık. Sisteme döndü artık yani. Cumhurbaşkanımız tarihe geçti. Son cumhurbaşkanı olarak. Binali Yıldırım başbakan olarak tarihe geçti. Son başbakan olarak. Ve yani. Son balkon konuşmasını yaptı. Evet. Son balkon konuşmasını yaptı. Balkon konuşmaları bitmez yani. Hı. Önümüze bakıyoruz. 2019 var. Allah'ın izniyle ondan sonraki 5 yıl var. 2023 Ondan sonra 2029. Ya oraya kadar gidecek ya. Dolayısıyla balkon konuşmaları bitmez diye düşünüyorum yani. Evet. Bitmeyecek. Bu sevda da bitmez diyelim. Evet. Türkiye'ye sevdalı olanların birlikte yürüyüşünü de görmek önemli. Nasıl bir seçim yaşadık? Seçimin nabzını siz tuttunuz. Evet. Referandumda çok yoğun çalıştınız. Bir gazeteci olarak bu basın camiasına yıllarını vermiş bir isim olarak deneyimli bir gazetecisiniz. Hem seçim sürecini değerlendirelim, hem son noktayı da artık koyarken gecenin ilerleyen saatlerine doğru da gelmiş durumdayız. Yeni bir günün içine girdik. 17 Nisan'ın içindeyiz. İl il seçim sonuçlarına baktığımızda ne görüyoruz? Oraya geleceğim ama nasıl bir seçimdi? Kadir Demirel bunu nasıl gözlemler? O hararetli tartışmalar, yalanlar, manipülasyonlar, algı oyunları, buna rağmen yürütülen bir çerçeve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına olduğunu söylemek mümkün müdür bu seçim çalışmalarında? Şimdi geçmiş seçimlere bakıyorsunuz yani. CHP'nin her zaman manipülasyon yaptığını görüyorsunuz yani. 7 defa seçimlere girdi Kılıçdaroğlu. Bütün seçimleri kaybetti. Kaybettikten sonra arkasından manipülatif sözler söylemeye başladı. İşte şimdi de bugün söylediği YSK'nın işte bu işi mühür meselesini söyledik yani. Ama buraya gelinceye kadar hem AK Parti'nin MHP ile birlikte diyelim yani seçimlerde inanılmaz bir performans gösterdiklerini söylemek mümkün. Ama şunu da anlamakta zorluk çekiyorum açıkçası yani. Ve şöyle de yorumluyorum. Demiştik ki Cumhurbaşkanımız önceki seçimlere girdiğinde, Cumhurbaşkanı seçimlerine girdiğinde %52 gibi bir oy aldı. Değil mi? AK Parti'nin %52 oy aldı. Evet. Cumhurbaşkanı tek başına tek girdiğinde. Ve kime karşı girdi? MHP'de dahil olmak üzere bütün CHP, HDP'si falan vesaire diğer bütün gruplara %52, diğer grup diğerleri de yani Erdoğan ve diğerleriydi. Ekmelettin İhsanoğlu vardı, Selahattin Demirtaş vardı. %52, %48 oy aldı değil mi? Buna rağmen Cumhurbaşkanımız seçildi. Şimdi şöyle diyorum, %52'nin üzerine MHP'nin anketlere bakıyorsunuz, %14 civarındaydı. Aşağı yukarı %66'ya tekabül ediyordu bu. Diyorduk ki bunun haydi 10 tanesi, 10'u gitsin yani. %56 falan olur diye düşünüyorduk. Ve konuştuklarımızda, sizinle beraber programa katıldığımızda bana nerede görüyorsunuz dediğinizde benim anketim %55 ile %60 bandı arasında görüyorum demiştim. Ve bunu her konuşmamda, her defasında söylemiştim. Bu bizi yanılttı yani. Niye yanılttı? Şunu gördüm. AK Parti'nin belki bir kısmının, MHP'nin birçok daha büyük bir kısmının evet demediğini gördüm yani. Hayır dediler. Neye dayanarak söylüyorum? İşte MHP'nin kalelerinden birisi neresi? Mersin. Doğru. Mersin'de hayırlar çok yüksek oranda çıktı yani. Ki beni çok şaşırttı. Mersin'e yani, şehir hastanesi ve Adana. Projesi ve geldi. Evet ilk açılan Mersin Büyükşehir Hastanesi yani? İlk açıldı. Evet yani gittik gördük gezdik. Otel kalitesinde yani. Hastane şimdi otel zaman. Yani 5 yıldızlı otel demeyelim 7 yıldızlı otel gibi yani. Gittik oranın açılışında ben de vardım yani. Gerçekten ağzımız ayırık, hani bizde bir tabir var ya, ağız ayırık izledik falan, gördük falan. Gerçekten öyleydi yani.
Buna rağmen hem de MHP'nin kalesi olmasına rağmen bunca yapılan yatırımlara rağmen MHP'den %67 civarını zannediyorum. Getirsin arkadaşlar görelim yani. Mersin grafiğini alacağız. Mersin grafiğini alalım yani. Çok yüksek bir oy oranının çıkması beni şaşırttı yani. Bunun yanında hemen yanı başındaki Adana'da işte hem MHP'nin kalelerinden birisi. Orada bile yine hayır oylarının çıkması beni şaşırttı. Bu şu manaya geliyor yani. Demek ki MHP'nin tabanına söz geçirememiş Devlet Bahçeli diye düşünüyorum yani. Etkisi çok fazla olmamış. Evet, olmamış. Sirayet etmemiş. Evet. Doğu ve Güneydoğu'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özel bir teşekkürü var. Oraya gelmeden teşkilatlar şimdi konuşuluyor. Bizim programlarımızda da farklı isimler değerlendirmelerde bulundu. Genel kanıya baktığımızda teşkilatlarda bazı sıkıntıların olduğu, belediyelerde liyakatin esas alınmadan, önceliğin olmadan hareket edilmesi, teşkilatların bu arada konumlanmasında bazı sıkıntıların olduğu, Mersin ekranda %36 evet gerçekten düşük bir oran, %64 de hayır. Evet yani gerçekten tüm bu yapılanlara şaşırtıcı rağmen. Yani şaşırtıcı yani gerçekten evet. Tek kelimeyle şaşırdım yani. Dediğim gibi işte MHP'de bir sorun oldu diye düşünüyorum yani. Çuvalınızı batırmak gerekir mi sizce, bir temizlik, bir yol ayrımına ihtiyaç var mı? Elbette yani. Yani Cumhurbaşkanı'nın da sık sık söylediği, bizim de dilimize pelesenk olmuş bir atasözü vardır yani. Su dere geçerken at değiştirilmez diye yani. Artık o dere de geçiyor muyuz? Artık? Evet, dere geçiyoruz. Artık at değiştirmenin de zamanı geldi diye düşünüyorum. Buradan yani. Da ki, artık evet yani bazı noktalar ki, olabilir. Bunların olacağını tahmin ediyorum yani. Önemli. Doğu ve Güneydoğu'ya isterseniz bakalım, sonra şehirlere, büyük şehirlere göre bir dağılıma bakacağız. Şu an şehirlerde ekranları arkadaşlarımızın grafik ekranından yansıtılıyor. Doğu ve Güneydoğu'da beklenmeyen oy oranları karşımıza çıktı. Evetler, evet şu anda Türkiye haritası ekranımızda yüksek oranda evet geldi. Doğu ve Güneydoğu'dan evet. Hüdapar faktörü bir kere önce vurgulanmalı ve PKK terör örgütüne karşı halkın tepkisi ne dersiniz? Evet, kesinlikle öyle yani. Birçok yerde oyları katladı, ikiye katladı yani. Mesela Diyarbakır'da falan %25 almıştı. %40'lara falan sanıyorum yaklaştı yani. Önemli bir oran. Şanlıurfa'yı falan hiç saymıyoruz yani. %70, %71 neredeyse yani. %70.8. Evet, %70.8 yani. Diğer Şırnak normal yani. Şırnak'tan çok fazla bir şey beklemiyordum zaten, azıcık konuşmak gerekirse. %28. Belki önceki oyları daha da düşüktü yani. Biraz orada da yükseliş var. Artmış olabilir. Evet yani Tekirdağ bu civarlarda zaten belliydi oy oranları. Çok fazla bekliyorum ama beni şaşırtan bir il İstanbul ve Ankara oldu, açık konuşmak değil gerekirse mi? Yani. Evet yani. Oraya çok zaten büyük şehirler İstanbul ve Ankara özellikle çok etkiledi. Oranları çok etkiledi. Çünkü hayır, yukarıda bir kere İstanbul'da. Evet. Bir de şunu da anlamakta güçlük çektim yani. Biz yayın kurulunda da meseleyi konuşmuştuk. İlk önce %68, %69'lardan falan başladı. Oo tabii. Dedik yani biz gerçekten, hatta bununla ilgili bir başlık falan da düşündük. Attık bile öyle diyeyim yani. Ama zaman ilerledikçe işte 15-20 dakika geçti. Baktık 69'lar, 68'ler, 67'ler, 66'lar falan bayağı bir düşüş yaşadık yani. Bu bizi oldu. Evet yani sükut hala uğratmadı demesem yanlış olur yani. Anadolu Ajansı'nın oranları bu arada. Burada bir evet. Manipülasyon var diyenlere de duyuralım. Anadolu Ajansı'nın resmi grafik evet. Ekranı Türkiye genelinde de evet. Birçok televizyon kanalı bu grafikleri kullandı. Niye böyle oldu onu çözmekte zorlanıyorum açık konuşmak gerekirse yani. Evet. Mesela daha doğudan geldi ilk başta evet, sandıklar zaten. O aldatıcı oldu işte biraz yani, anlatabildim mi? Bizi aldatıcı oldu yani. O dedik yani gerçekten. Çünkü hani bizde alışkanlık vardır yani. Seçimlerde de bunu görmüşüzdür. İlk seçimler işte 30-40 tane şehir açıldığı zaman, böyle ilk sandıklar açıldığı zaman hangi işte AK Parti öndeyse ha der diyorduk yani. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde gidiyor diyorsun yani. Ya da işte MHP öndeyse ha diyorsun, burada MHP artık alır götürür diyorsunuz yani. Burada da ilk sandıklar açıldıktan sonra %68'lerle falan başlaması bizi bayağı bir heveslendirmişti. Hatta beyaz devrim başlığını atmayı bile düşündük yani. Olsa güzel olurdu yani, evet olurdu ama millet adına yüreğimizden geçer. Ama tüm bunu şunu söylemekte fayda var yani. %68, %69 olmadı demek yani. Bu zafer değildir manasına gelmez yani. %52, %51.41 bir zaferdir. Türkiye'nin zaferidir, milletin zaferidir. Sandığa giden
vatandaşın, halkın zaferidir yani. Kutlamak lazım vatandaşlarımızı. Kutlamak lazım. Bu arada kesinlikle. Artık sandıkların tamamı açılmış durumda. Bitti mi? Evet. %100'ü açıldı. Sandıkların açılması tamamlandı. Katılım 85.3. İlk defa çok... oy kullananların oranı da oldukça yüksek. Onu söyleyelim. Evet, 1 milyon 200, üzerinde. 1 milyon 270 bin civarında. 270 bin yani, civarında. Evet. Bunlar ilk defa oy kullandılar. Gençler, evet. Sandığa nasıl yansıdığını da 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmek mümkün. 51.41 evet. 48.59 hayır. Doğu ve Güneydoğu incelendiğinde grafiklerin yükselmesi şaşırtıcı olarak bulundu. İstanbul'da hayırın önde çıkması dikkat çekici bir faktör. Neye bağlıyorsunuz? Şimdi bu bir referandumdu yani. Cumhurbaşkanı yeni bir sistemin onaylanmasıydı yani. Cumhurbaşkanlığı sisteminin onaylanmasıydı. Bunu ben normal seçimler gibi değerlendirmiyorum ya da belediye başkanlığı seçimleri gibi değerlendirmiyorum. İnsanlar belediye başkanlığı seçimlerinde gördükleri hizmeti ön plana tutarlar, tamam mı? Bu biraz daha farklıydı. Onun için İstanbul'da her halükarda yine İstanbul'da evet hayır oylarının çok çıkması beni ya sükut aylar uğrattı desem yerinde yani. Şaşırttı. Evet ya, ama burada sadece AK Parti'nin şeyin değil, HDP'nin değil, HDP'nin, MHP'nin, CHP'nin oylar var. Evet. Yani BÖP'nin ve Saadet Partisi'nin canım, tamam, tabii onların ya, onların da çok fazla etkileri olmasa da ama etkileri olmasa da İstanbul'da İstanbul'u ön sırada tuttuklarını söyleyebiliriz yani. Yani komik açıklamalarla da gündeme gelmedi değil aslında. Bir evet. Yandan da sinir bozucu bir tarafı var işin. Yani şu, milletin aklıyla alay edenleri de dikkate alalım efendim. İşte bugünkü gazetemizle ilgili belki, gösterin lütfen. Gazetemizi, evet, gazetemizi gösterelim yani. Lütfen. Değişime nereye göstereyim ben? Nereye tutayım? Bu tarafa doğru arkadaşlarımıza gösteririz. Evet. Ben alabilir miyim? Tamam, sen al. Ya da, tamam. Biliyorum sen al. Evet. Ben alayım. Al, tamam. Arkadaşlarımıza gösterin. Bu yeni Türkiye'nin manşetidir artık. Evet. Değişime evet dedi ne yani. Ne diyorsunuz Kadir Bey? Bu, evet dedi. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz yani. Türkiye 2,5 aya yakın bir zamandır terör örgütlerinden PKK'ya karşı, FETÖ'ye karşı, DAEŞ'e karşı, bütün bunlara rağmen bunun ötesinde Haçlı İttifakı'na karşı, Almanya'sına karşı, Fransa'sına karşı, İtalya'sına karşı, İsviçre'sine karşı falan vesaire yani. Aklına hangi Avrupa ülkesi geliyorsa gelsin yani. Tüm bunlara rağmen milletin %51, %52'ye yakın bir kısmının evet oyunu kullanması, evet demesi, evet tercih etmesi Türkiye'de biz değişim istiyoruz arkadaşlar manasına geliyor yani. Bu kadar çalışmaları, bu kadar emekleri de zayi etmemiş oldular yani. Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz geleneksel olarak yine balkon konuşması yaptı bu usta. İlk önce Huber Köşkü'nde bir teşekkür konuşması yaptı. Baktı ki millet oraya yığılmıştı. Alışkanlık var, gelenek var yani. Bu geleneği bozmadı yani. Oradaki atılan sloganlar da şuydu. Başkan Erdoğan. Evet yani Başkan Erdoğan'ın de o da karşılığını verdi ve milletin teveccühüne teşekkür ederek karşılık verdi. Yine daha ondan önce biliyorsunuz Başbakan Binali Yıldırım bir balkon konuşması yaptı. O da millete teşekkür etti. Bahçeli'ye teşekkür etti. Kardeşlik mesajları. Evet, kardeşlik mesajları verdi. Ve bu kardeşliğin devam etmesi gerektiğini söyledi. Tüm bunların yanında biliyorsunuz durmak yok, yola devam dediler. Sloganlara buydu. Aynı şekilde devam ettiler. Sanıyorum yarın saat 14 sularında da bugün artık bakanlar evet biz artık evet yılımız. Evet. Bakanlar Kurulu'nu külliye toplayacak. Bunun mutlaka geniş bir şekilde değerlendirmesi yapacak. Önümüzde bakacağız. Bundan sonra neler yapabiliriz? Yeni sistem neler getirecek, nereye götürecek ileriki zamanlarda göreceğiz inşallah. Bu ülke için, bu millet için, bu memleket için hayırlı olsun diyelim yani. Yılların birikimine dayanarak anlatmanızı isteyeceğim. Genç kardeşlerimiz eski Türkiye'yi çok fazla bilmiyorlar. Evet. Belgesellerden ya da dedelerinden duydukları kadarıyla vakıflar. Ne değişti efendim? Artık yeni Türkiye'nin içine girdik. Eski Türkiye'de karşımıza çıkan tablo neydi? Ve vatandaş oy verdikten sonra artık neleri görecek? Bunu konuşmanın vaktidir. Evet. Hayır diyen de evet sonrası değişiklikleri görünce ya evet demedik ama iyi olmuş diyecek mi efendim? İnşallah diyecek yani, kesinlikle diyecek. Niye? İşte eskiden biliyorsunuz yani 450 milletvekili vardı, şimdi 600'e çıkarıldı. İşte 18 yaşındaki gençlerin milletvekili olmasının önleri açıldı. Ya şimdi eskiye, çok eskiye gittiğiniz zaman bir defa millet şunu görmeliydi ya. Ben bir şahit oldum, bizzat yaşadığım bir olay anlatayım.
1980'li yılların başlarıydı. Doktora gitmiştim. Doktor ilaç yazdı. O gün alamadık ilacı. Ertesi gün sabah saat erken saatlerine, saat 4-5 gibi o saatte gittik, kuyruğa girdik. Eczane, işte eczaneler vardı. Eczaneler şeyin içerisindeydi. Hastanelerin içerisindeydi. Bunu anlatıyorum çünkü yaşadığım için anlatıyorum. Şimdiki genç nesil bunu çok bilmez yani. Tabii herkese işte ilaç, A ilacı, B ilacı, C ilacı falan. Sıra bana gelmişti. Bana geldi, saat 3 ya da 3.30-4 sularındaydı. Dedi ki ilaç kalmadı dedi. Tak kepengi indirdi yani camın kapı kepengini indirdi. Dedi ki yarın gelin dedi. Vereceği bir tane ilaçtı. Şimdi o günlerden nereye geldik? İsterseniz gidin Almanya'da, yurt dışında bile muayene olsanız doktora, sizin bir şifrenizle gidip eczane ilaç alabiliyorsunuz. Türkiye'nin neresinde muayene olursanız olun gidip ilaç alabiliyorsunuz. Yollara bakıyorsunuz aynı şekilde, bellere bakıyorsunuz aynı şekilde. Yani ekonomik olarak müreffeh bir Türkiye yani. 2500 dolardan 15 yıl önce 2500 dolar gayri safi milli hasılası olan Türkiye'nin şimdiki şu andaki 10 bin, 11 bin dolar civarına gelmiş yani. Bunları görmezden gelmek, bir vatandaş olarak, bir gazeteciliği falan bırakın, particiliği, pırtıcılığı falan da bırakalım ama bir vatandaş olarak bunları görmezden gelmek ahmaklıktır ya. Kusura bakmasınlar. Fanatik olmamak yani. Lazım diyorsunuz evet, değil mi? Kesinlikle yani. Ya. Bir futbol takımı ha, tutar gibi görelim, parti tutanlar görelim, var o halde. Ama şunu da söyleyelim yani. Buyurun. Her şey doğru değil yani, tamam mı? Doğru zeminde, doğru zamanda yanlışları da söyleyelim. Eleştirmesini de bilelim yani. Kapı kulu olmayalım yani. Tabii bunun altını çizmek lazım yani. Hı. Az İlla önce sualimi de yönlendirdim. Gayet tabii. Bunu da söyleyelim yani. Hı. Yani haşa ilahi kelam değil ki bu söylenenler yani. Hepimiz insanız yani. Kimse de peygamberlerin ismet sıfatı yok yani. Hı hı. Dolayısıyla insanlar yanlış yapmaya mümeyyiz vasıflı insanlardır. Hı hı. Onun için olaya o şekilde bakıp doğru yerde, doğru zeminde, doğru zamanda eleştirimizi, dozu artırmadan sürdürelim, yapalım diyorum yani. Faiz lobisini nereye koyuyorsunuz? Ekonomi politikaları burada önemli bir yerde yer alır. Çünkü evet, ekonomi siyaseti de belirleyen bir faktör, paradigma, doğru, faktör. Doğru. Ne dersiniz? Türkiye'de ekonomik bağımsızlık elde edilebildi mi? Ya, ekonomik bağımsızlığın tam elde edildiğini söylemek mümkün değil ama bunun yanında özellikle Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında şunu söyledi. Dedi ki yani bankalara faizle uğraşmayın dedi yani. Bu paraları dedi kasalarda tutmayın, faizle yatırmayın. Bu paraları dedi yatırıma döndürün dedi yani, tamam mı? Sürekli söylediği buydu yani. Türkiye ne çektiyse bu faiz lobilerinden çekti. Sürekli bunu gündeme getirdi. Bunda bu işlerin üzerine gitmenin tam zamanı değildir diye düşünüyorum. Geçen de işte bir istatistik yayınlandı. Dünyada en çok kar, faiz üzerinden kar getiren sistem, bankacılık sistemi bizde varmış yani. Dolayısıyla tatlı para kazanma devrinin bitmesini, o bankadaki, kasadaki paraların da yatırıma yönlendirilmesini, işte istihdama yönlendirilmesini, işsizliğin azaltılması için ne gerekiyorsa yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yani. Yeni Türkiye'de siyasi krizlerin sonlanması adına bir umut ışığının olduğunu daha önce konuşmuştuk. Evet. Açıkça bu değişiklikleri de irdeleyelim. Genç kardeşlerimiz de bunlara şahit olsunlar, vakıf olsunlar. Evet. Siyasi krizler koalisyonların yaşandığı Türkiye'de gerçekleşiyor, vatandaş bunalımlara sürükleniyordu. Evet. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. 2 aylık, 3 aylık hükümetler. Şimdi 2001'den bu yana var olan bir AK Parti iktidarlarını görüyoruz ve istikrarı da elbette. Evet. Buna alışan Türkiye'de sanki siyasi krizler bir hayalmiş gibi gerçek var. Algı var, düşünce var ama bu yaşanılabilir. Erdoğan'dan sonra yaşanması muhtemel ne olabilir ki sorusuna bunun içinde de yer vermek, yanıt vermek gerekiyor. Buradan kapı açarsak bu sistemde değişecek siyasi noktalar ne olur efendim? Şimdi ya şöyle bir şey var. Mesela Cumhurbaşkanı ben şeyden gireyim, külliyeden gireyim mesela. Külliyeden giriyorum. Beştepe'den giriyorum. Ne demek yani bu? Şu demek. Mesela külliye yapılırken herkes karşı çıktı yani. Herkes derken yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olan herkes karşı çıktı yani. Kaçaksaray dedi. Kaçaksaray dedi işte gitmeyiz dedi. Sonra tıpış tıpış gittiler falan vesaire. Bunlar tartışmıyorum yani. Çankaya Köşkü ufak geliyor. Ya Türkiye'ye ben gittim bilmiyorum siz gittiniz mi yani. Gittim. Gerçekten Türkiye'ye yakışır bir yer yapılmış bir yani. Bir de millet bir, cami vurgusunu da yapalım. Millet camiinde namaz kılıyorsun. Millet camiinde namaz kılıyorsun. Milletin her zaman gittiği, hemhal olduğu, Cumhurbaşkanı hemhal olduğu bir yere gidiyorsunuz falan vesaire yani. Şunun için söylüyorum bunu yani. Erdoğan ila nihaye bu dünyaya kazık mı çakacak kardeşim yani? Böyle bir şey yok yani. O külliye bugün Recep Tayyip Erdoğan kullanıyor. Yarın Ahmet kullanır, ertesi gün Mehmet kullanır yani. Bunun için yapılmış bir saray yani orası yani.
Olaya bu şekilde bakmak lazım. Ben şuna inanmıyorum ya. İşte gelirse Cumhurbaşkanı, tamam Erdoğan'a evet ama sonra gelir, kim gelirse. Ya kim gelirse gelsin yani. Önemli değil ki yani. Önemli olan sistemin kurulması yani. Eğer bu sistemi siz doğru çarklar üzerine oturtursanız, bu çarklarda doğru dürüst çalışırsa bu sistem arıza yapmaz ki yani. Ama siz işte parlamenter sistem şimdi çöpe atıldı artık yani. Böyle bir sistem kurulmuş yani. Bundan sonra Tayyip Erdoğan'dan başka kim gelirse gelsin bu sistem bu şekilde işleyecek. Onun için Ahmet'in, Mehmet'in, gençlerin, 18 yaşındaki, 20 yaşındaki gençlerin hiç ama endişe etmesine gerek yok yani. Bu kaldı sistemin ki, başına bir manyak gelirse o manyağı da %50'yi yani, aşkın vatandaş seçmiş olması. Peki yani o manyak gelebilir mi yani? Ben size sorayım. Onu soracağım yani. Ben gelmez ki, gelemez ki. Nasıl gelecek yani? Türkiye 12 yılda, 15 yılda buradan buraya gelmiş yani. Ondan önceki yönetimlere görüyorsunuz yani. Koalisyonlarla yönetilmişler. Herkes birbiriyle kavga etmiş. Bir anayasa kitapçığını fırlatmış. Zengin akşamdan yatmış, daha zengin olmuş. Fakir daha fakir olmuş yani. Böyle bir ülke yok artık yani. 16 banka ortamı yani, böyle bir ülke yok artık yani. Dolayısıyla ben öyle bir manyağın geleceği ihtimalini vermiyorum. Kesinlikle düşünmüyorum yani. Manyaklar gelmedi bu arada. Kaldı ki yani. Bakalım yani. CHP ne yaptı 12 yılda? 7 defa seçime girdik. Kazandı mı hiçbir parti? Kazanamadı yani. MHP kazanabildi mi? Kazanamadı yani. Dolayısıyla eğer doğru çalışırlarsa, millet için çalışırlarsa, memleket için çalışırlarsa, vatan için çalışırlarsa, halk için çalışırlarsa, doğru çalışırlarsa, Allah rızası için çalışırlarsa bu millet bunların sırtını yere getirmez. Bitti. O nokta yani. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu arada oy kullanmasına sevinmiş CHP'liler. Daha önce oy kullanamamıştı. Parantez açıp hatırlatalım. Oy kullanamamış bir genel başkan olarak bu seçimde oy kullanmasını CHP'liler sevinçle karşılamışlar. Yanlışlıkla belki evet'e basmıştır yani bilmiyoruz yani. Evet. Bir CHP'linin yanlışlıkla evet'e basışı da oldu bu arada. Kameralara da evet. Saldırdı onu da söyleyelim. Çok şükür diyor musunuz bu oylar sonrasında efendim? Şükür denmez mi? Samimiyetle sormamı şükür denmez mi yani? İstiyor dostlarımız. Yani Cumhurbaşkanımız biz de şükrediyoruz. Niye şükrediyoruz yani? Ülkenin geleceği için şükrediyoruz. Niye şükrediyoruz? Gençliğin geleceği için şükrediyoruz. Niye şükrediyoruz? Milli iradenin sandıkta tecelli ettiği için şükrediyoruz yani. Onun için Cenab-ı Hak bugünleri de gösterdi. İnşallah bu ülkenin daha iyi, daha müreffeh, kimseye el avuç açmadan Allah rızası için iş yapan insanların olduğu, iyinin daima ön plana çıktığı, kötülerin daima geri planda kaldığı bir ülke arzuluyorum. Hı. Ben ve benim gibi düşünenler. Anayasalar darbecilerin getirdiği bir eser olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinde karşımıza çıkıyor. Darbelerle anayasalar değişmiş. Şimdi ise ilk defa milletin iradesi ve tercihiyle sivil bir anayasa değişikliğini görüyoruz. Evet. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından bir dönüm noktası. Peki ne anlama geliyor? Dünyaya hangi mesaj verildi Kadir Demir'e? Dönüm noktası ama bu yeterli mi derseniz yani yeterli mi? Yeterli değil. Peki. Elbette yeterli değil yani. Hı-hı. Çünkü anayasanın değişmesi gereken, 82 anayasasının değişmesi gereken birçok maddesi var. Biliyorsunuz daha önce 60 maddede mutabık kalınmıştı. Sonra bir takım anlaşmazlıklar falan oldu. Tekrar geri plana itildi. Bu inşallah 18 maddede bir başlangıç olsun. Bundan sonra da daha güçlü devlet başkanlığı, cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha güçlü bir parlamento, milletvekilleri oluşsun. Onlar inşallah 400'ün üzerinde bir tekrar anayasa değişikliğine gidilsin. İyi bir, daha iyi, daha sivil bir anayasa gelsin isteriz yani. Ya bu darbe anayasasının tümüyle evet. Çöpe kaldırılması mümkün olabilir diyorsun. Gayet tabi olabilir. Süreçte. Gayet tabi. Ama ana maddeler aşağı yukarı çöpe atıldı yani. Ama değişmesi gereken birçok madde daha var yani. Onların da inşallah önümüzdeki yıllarda değişeceğini umut ediyorum yani. Artık referanduma falan gitmeden çok daha rahat bir şekilde değişeceğini umut ediyorum yani. Sivil anayasa Türkiye adına önemli. Evet. Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Bizim bulunduğumuz coğrafyalar hemen yanı başımızdaki ülkelerde ne yazık ki kan gövdeyi götürüyor. Bir evet. Kan gölüne dönmüş durumda. Bizim Müslüman kardeşlerimizin acısıyla dertlenmek gibi bir mesuliyetimiz var. Tam da 16 Nisan gecesini geride bıraktıktan sonra 17 Nisan'ın içine girdiğimiz şu dakikalarda artık güçlü yeni Türkiye'nin tüm İslam coğrafyasını yüklenme sorumluluğunu da hisseden bu duyarlılıkla konuşan bir kardeşiniz olarak size soruyorum. Suriye, Filistin, Arakan, Bosna Hersek. Evet. Bu coğrafyalardaki mazlumların sesine nasıl kulak verilecek? Onlar Türkiye'ye hangi gözle bakıyor ve bu karar, bu milletin kararı nasıl karşılanıyor sizce?
Şimdi referandum süreci başladığı günden bugüne kadar biz bunlarla ilgili bir sürü haberler yaptık, evet. Yayınladık yani biliyorsunuz. Suriye'ydi, Mısır'dı, Tunus'tu, Cezayir'di, Libya'ydı, Fas'tı, işte Arakan'dı, Burma'ydı falan vesaire yani. İslam coğrafyasındakilerin en az bizim kadar Türkiye'deki referandumu merak edip takip ediyorlardı. Biraz önce aşağıda ajansa düşen son haberlere baktım. Irak'tan Filistin'e, Mısır'dan Fas'a, Tunus'tan Cezayir'e kadar hepsi İslam STK'larının diyelim yani NGO'larının yapmış Lübnan oldukları. Mesela. Evet, Lübnan, evet. Hı-hı. Hepsinin Filistin'den, Türkiye, Hamas'tan tebrikler var. Tebrikler var. Dolayısıyla Halit Meşal aradı. Dolayısıyla evet, Halit Meşal'ın da son bir mesajı vardı yani. Dolayısıyla Türkiye'de evetin kazanması aynı zamanda ümmetin kazanması anlamına da geliyordu yani. En çok da onlar seviniyorlar. Çünkü Türkiye bizim tek dayanağımız, abimiz, liderimiz, ümmetin lideri gözüyle bakıyorlar. Geçen de anlatmıştık biliyorsunuz bir televizyon programında Senegalli Muhammed'in, Konya'da okuyan Senegalli Muhammed'in sözünü demişti ki. İlk defa duyanlar vardı. Evet, şunu söylemişti. Sayın Cumhurbaşkanı, siz diyor Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak biliyorlar ama bizim Senegalliler ve bizim ümmet onu tüm ümmetin Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurreis olarak biliyor diyor. Dolayısıyla bu sözü yaban atmamak gerekir. Ümmetin Türkiye'den beklentisi buydu. İnşallah İslam coğrafyasıyla ilişkiler daha da güçlendirecek. Zaten mazlum ve mağdur coğrafyadaki insanlara sahip çıkan Türkiye bundan sonra çok daha fazla sahip çıkacak. Hı. Onların dertleriyle hemhal olacak. Onlara her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacaktır diye düşünüyorum. Müslüman kardeşlerimizin katili, onları bizden koparmaya çalışan, birlikteliğimizi baltalamaya gayret sarf eden Batı. Haçlı zihniyeti, evet. Referandumda safını açıkça belli etti. Hayırdan yana bir tavır aldı. İsviçre'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şakağına silah dayanmış ve ona ölüm çağrılarını barındıran pankartlar açıldı. Polis buna izin verdi, destek verdi. Terör örgütlerinin propagandaları yapıldı. Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konuşması iptal edildi. Konsolosluğa gidişi iptal edildi. Atlar ve itlerle vatandaşlarımıza saldırılar oldu. Keza Almanya'da bu yönde, bu minvalde propaganda yasakları, kararları alındı. Tüm Avrupa'nın topyekün referandumda bir yer belirlemesi, konum alması sizi şaşırttı mı? Bu haçlı zihniyet evet sonucunun çıkması ardından sizce neler yapabilir? Beklentileriniz bu yönde, şu da olabilir, bu da olabilir diye tahminleriniz var mı? Şimdi zaman zaman defalarca söyledik biliyorsunuz. Evet. Biz 7 düvele karşı, geçmişte de 7 düvele karşı mücadele etmiştik ve mücadeleleri kazanmıştık. Savaşı kazanmıştık yani. Bu savaşı sadece içerideki düşmanlara, içeri düşman demeyeyim de işbirlikçiler diyelim yani, o şekilde söyleyelim ama dışarıdakiler için düşman tabirini kullanıyorum yani. O işbirlikçiler de hain ama. Hain işbirlikçi, evet yani. Ama düşmanı Avrupa'daki o 7 düvel diyoruz ya hani, Hollanda'sıydı, Almanya'sıydı falan. Aslında Türkiye'nin vizyonuna, ufkunun genişlemesine engel olan herkes Türkiye'ye düşmandır yani. Bunu söylemekte söyleyemez. Bir de gafil ve ahmaklar evet, var. Ya ihanet içerisindeler yani. İşte bu milletin bayrağına sahip çıkmayan, bu milletin geleneklerine, göreneklerine sahip çıkmayan, bu milletin değerlerine sahip çıkmayan, bu ümmetin, bu milletin milli değerlerine sahip çıkmayanlardan ne diyebilirsiniz? Ancak ihanet ediyor diyebilirsiniz yani. Ne yaptı? İşte Almanya'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı bunlarla beraber hareket ettiler. Tüm bunlara rağmen bu millet arkadaş dedi yani, madem öyle işte böyle dedi yani. Hem dahili düşmanlara hem de harici düşmanlara 51.41 ile evet diyerek cevabını, gereken cevabı verdi yani. Ve bundan sonra önümüze bakacağız. Avrupa Cumhurbaşkanımız söylemişti, hele şu bir referandum atlatalım ondan sonra biz ne yapacağımızı biliyoruz demişti yani. Muhtemelen iki tane konu var Türkiye'nin referandum sonrası önünde biliyorsunuz. Bir tanesi idam meselesi. Hı hı. Bugün yine o idam meselesine değindi yani. Vatandaşlar eğer, çünkü istekte evet, bulundu. İdam diye haykırdı. Sürekli bütün mitinglerde, bütün toplaşırış törenlerinde falan da idam meselesinin gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Ve onun söylediği söz de şuydu. Bu iş meclisten geçtikten sonra benim için herhangi bir sakıncası yok. Bunu altına imzamı basarım, geçerim demişti yani. Sayın Bahçeli ve Binali Yıldırım'la görüşeceğini söyledi. Evet, onlar da destek verdiler. Yani hatta Kılıçdaroğlu'nun da buna destek vereceğini söylemişti biliyorsunuz yani. Ama Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu yani. Yarın
Yalandaroğlu olup yani çark edebilir mi diye düşünürseniz belki edebilir ama bilemiyorum. Söylediklerinden yola çıkarak onun da destek vereceğini söyleyelim yani. İkincisi de biliyorsunuz geri kabul anlaşması var Avrupa Birliği ile ülkeleriyle. Mülteci meselesi falan var. Hala o şeyde böyle muallakta diyelim ya. Bizim onunla ilgili elimizde kozlarımız var mı? Var yani. Biz şu ana kadar 25 milyar dolar civarında bir para harcadık yani bu mültecilere, Suriyeli mültecilere. Maddi ve manevi destek bağında söylüyorum yani. Tabii helal olmuş olsun. Avrupa Birliği ülkeleri 2018'e kadar 3 milyar euro işte bir 3 milyar euro daha vereceklerdi. Hala 1 milyon euroyu bile bulmadı yani verdikleri paralar yani. Geri kabul anlaşmasını kullanır mıyız? Kullanırız yani. Çünkü bu bizim elimizde bir güç, bir tehdit unsuru olarak elimizde bir sop olarak kullanır mıyız? Kullanırız yani. Çünkü sen bize söz veriyorsun, yapmıyorsun deriz yani. Vize anlaşması var, vize muafiyetinin kaldırılması bahis mevzuydu. Bunlarla ilgili herhangi bir adım atıldı mı? Atılmadı maalesef yani. Türkiye düşmanlığı hala devam ediyor. Bu hususta da yeni bir referandum gündeme gelebilir mi? Avrupa Birliği'nin meselesinin. Evet, onu soracağım. Avrupa Birliği meselesi referandum gündeme gelebilir. Eğer referanduma gidersek de çok yüksek oranda Avrupa Birliği'nden çıkalım. Hatta buna Saadet Partililer falan da destek verirler diye düşünüyorum yani. Böyle bir referandum olduğu hadi zaman. Hadi bu referandumla vermediler de ötekisinde verirler. Verirler diye düşünüyorum yani. Dolayısıyla, kızgınlığınız var mı bu arada Saadet efendim? Partisi'ne? Hazır Saadet Partisi demişken bir kızgınlığınız, kırgınlığınız oldu mu efendim? Ya kızgınız kızsan ne olacak, kırgın olsan ne olacak İbrahim? Yani yok öyle bir şey ki yani. Herkes hani kendi her koyun kendi bacağından asıl hesabı. Anladım. Yani. Böyle mesaj alınmıştır. Söylemek gerekiyor. Milletin takdirine bırakmak gerekiyor tabii. Biraz ama da. Bir de bunun hepsine mücmil kılmak doğru bir şey değil. Yani ben tanıdığım bir sürü saadetçiler, Saadet Partili arkadaşlarımız falan vardı. Onlar Vermin evet dediler. De. Evet dediler yani. Evet dediler. Evet diyenler de oldu. Hayır diyenler de oldu. Dediğimiz gibi milletin kararına saygı duymak gerekir. Evet diyenler de hayır diyenlere de. İşte milletin iradesi tecelli etti. 51.41. Gerisine hayır söylemeye gerek yok yani. Dolayısıyla milletin iradesi sandıktan çıktı diyebiliriz. Yani. Milletin iradesini artık görüyoruz. Küfür tek millettir demek gerekiyor. Az önce Batı'nın birlikteliğini konuştuğumuz blokla alakalı bu birliktelik tarihi bir gerçekliği de karşımıza çıkarıyor. Müslümanların düşmanları fikirleri ayrı olsa da yan yana gelebiliyorlar. Evet. Mühim olan İslam camiasının birlikte hareket edebilmesi, birlikte tavır koyabilmesi, yeni Türkiye'de karşılaşılacak noktaları da irdelemeye gayret sarf ediyoruz. Evet. Artık vesayetten ayrılmak, bağımsız bir yönetimin gerçekleşmesi ve milletin muhatap alınması fevkalade yerinde olacaktır. Bundan sonra artık vatandaşı aşağılayanların da bir cevap aldığını da, mesaj aldığını da görüyor muyuz efendim? Aslında değil. Şimdi görmüyoruz ki vatandaşların aşağılandığını, aşağılanlayanların şimdiye kadar 7-8 seçimdir hep kendilerinin aşağılıklarını gördük yani. Şimdi neydi? Büyük bir tokat yani, oldu mu peki Kadir Bey efendim? Onlara? Büyük bir tokat oldu mu ne dersiniz? Ya, milleti aşağılayanlara. Tokat İyi oldu. Bir cevap oldu mu? Tokat oldu tabii. Çünkü yeni bir sistemden bahsediyoruz yani. Millet mesela bu evet şey yaptı şunu söyledi dedi ki yani, acaba ne olur? Tayyip Erdoğan giderse ne olur? İşte yeni sisteme geçiyoruz ne olur? Benim haklarım kaybolur mu? Emekliliğim gider mi? İşte yani bir sürü şeyler ıvır zıvır şeyler düşündüler insanlar. Ama tüm buna rağmen yani gidip de o tercihini evetten yana kullanması ben Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Yani tırnak içerisinde Tayyip Erdoğan'a güveniyorum manasını ifade ediyor yani. Peki terör örgütlerini de konuşmadan geçmeyelim. Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden fevkalade sıkıntılı noktalarda dirayetini göstermiş bir ülke. Hatta 15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünü geride bıraktıktan sonra ciddi projeleri yatırımları da hayata geçirdi. Bu terör örgütlerinin de bundan sonra mücadelesiyle ilgili yeni bir nokta karşımıza çıkar mı? Çıkar. Daha farklı stratejiler bekliyor musunuz efendim? Çıkar tabii. Çıkmaz olur mu? Şimdi Doğu ve Güneydoğu'daki oylara baktık değil mi biraz önce? Yani. Ne gördük mesela? Ne gördük orada? Oylarda? Yükselmeleri gördük yani. Diyarbakır %25'miş, %38, %40'a gelmiş neredeyse. Evet. Birçok ilde AK Parti'nin oylarının yükseldiğini gördük yani. Bu şu manaya geliyor yani. Oradaki vatandaş halk artık PKK teröründen bıkmış yani. Tünellerden bıkmış. İşte öldürmelerden bıkmış. Hendeklerden bıkmış. İşte akrabasının öldürülmesinden bıkmış yani. Bunun iz düşümü aslında yani. Dışa yansımasıydı yani. Yarın siz
O insanlara işte yıkılan Sur'u yeniden inşa ediyorsunuz. Yıkılan yerleri yeniden inşa ediyorsunuz. O insanlara daha müreffeh bir hayat yaşatmaya çalışırsanız, o insanlar orada daha rahat bir şekilde gece çıkabilirlerse, evlerinden çıkabilirlerse, konu komşuya gidebilirlerse, birlikteliklerini daha sıkı devam ettirebilirlerse bu elbette olumlu olarak yansıyacaktır yani. Hı hı. Bundan en çok zarar gören kim olacaktır? PKK ve diğer terör örgütleri olacaktır. FETÖ mesela. Evet, açıkça FETÖ, isim FETÖ de verelim. Pensilvanya'daki şarlatan. Evet yani. O... Ses oraya gitti mi efendim? Fethullah Gülen denilen alçağın kalbine gitti mi hançer? Saplandı mı? Saplanmaz olur mu? Saplandı tabii. Onlar hep böyle bir şey beklemiyorlardı. Hep hayır üzerine çalışmışlardı. Hı hı. Yani sadece kendileri çalışmadılar yani. Onu daha önceden de söylemiştik, konuşmuştuk ya. Avrupa ülkelerindeki bu çalışmaların yani materyallerin altında hep FETÖ üzerine olduğunu söylemiştim. Kesinlikle yanılmadığımı gördüm. Orada işte uzun yıllar birlikte olduğum insanlar olduğu için... Basından tanıyorsunuz. Tanıyorum, ediyorum. Tamam. İşte o kalem kimin, yazı kimin, çizgi kimin hep bunları bilebilecek güce, göze sahiptim yani. Hı-hı. Orada gördük. Ama hançer saplandı. İnşallah... O hançeri çıkaramazlar diye düşünüyorum yani. O kadar ağır bir darbe indirilmiştir evet, diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bir kere milletin bu iradesi de kesinlikle bu açıdan okunmalı. Terör örgütleriyle kesinlikle mücadele çok yerinde. Çünkü 15 Temmuz kalleş darbe teşebbüsünde 250 vatan evladımız şehit oldu Kadir Bey. Evet, bunun yanında gazilerimiz var. Evet, geçen de gazilerimiz var. Geçen de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması vardı. Bu 1,5-2 yıla yakın bir zamanda aşağı yukarı 7.000 üzerinde PKK terörist öldürülmüş. 3.000 tanesi işte gözaltına alınmış, tutuklanmış falan vesaire. 10.000 kişilik bir rakamdan bahsediyoruz. Bu az bir şey değil yani. FETÖ ile ilgili mücadelede biliyorsun son sürat devam ediyor yani. 40.000'in üzerinde FETÖ'cü tutuklandı. İşte 40-50.000 tanesi aşağı yukarı 110.000 civarında zannediyorum. 40-50.000 civarında soruşturma geçiriyorlar işlerinden. Açığa alınmışlar falan vesaire yani. Cumhurbaşkanımız da söylemişti referandumdan sonra hem PKK'yla hem DAEŞ'la hem terör örgütü diğer FETÖ'yle mücadelenin çok daha üst seviyelere çıkacağını söylemişti. FETÖ biliyorsun FETÖ ve PKK Türkiye'de PKK bizim Kuzey Irak o bölgede sınır bölgesinde. Hı. Orada işte Amerika ve diğer 65 tane koalisyon gücünden oluşan Avrupa ülkeleriyle birlikte mücadeleler devam ediyor. Biz bunlara şimdi daha çok asılacağız artık Allah'ın izniyle yani. Hı hı. Şu an 2,5-3 aydır aşağı yukarı referanduma kilitlenmiştik. Biraz askıya alınmış gibi gözükse de yine perde arkasında falan bütün bu çalışmalar devam ediyordu. Bundan sonra daha ciddi, daha olumlu bir şekilde inşallah hem FETÖ ile hem PKK ile hem DAEŞ ile mücadele sürecek yani. Yani basında yer alan belki siyasi ayak noktalarına da aşamalarına da müdahale edilmeye başlanacak. Evet. Tahmin ettiğimiz bu. Kesinlikle uzun süredir bir sessizlik vardı. Siyasi ayak müdahaleyle karşılanılsın diyenler artık sanırım buraya bir cevap gelecek. Cevap gelecek tabii. Önümüzdeki süreç ne gösterecek bilemiyoruz yani. Yakın bir zamanda seçime falan gideceğini tahmin etmiyorum. Zaten Cumhurbaşkanı da söyledi 2019'a kadar seçim bunu bu şekilde devam edeceğini söyledi. Şunu da söylemişti ki makul ve mantıklı olan da bana göre de o yani. Nedir efendim? Partiye üye olabilirim demişti. Partiye üye olduktan sonra çalışma sistemi nasıl olacak? Bir kongreye giderler mi? Yakın bir zamanda olağanüstü bir kongreye falan gidilir mi? Bilemiyorum. Tasfiyeler olur mu mesela? Olabilir yani. Öyle olacağını düşünüyorum. İlerideki zamanda göreceğiz bunları hep birlikte inşallah. Yani. Hı hı. Tabii kardeşliği de güçlendirerek o günlere ulaşmamız gerekiyor. Akit TV aracılığıyla ekranlar başında bizleri izleyen dostlarımıza da duyuralım. Bu vatanın birlikte kardeşlik ruhuyla yarınlara ulaşabileceğini Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız söyledi. Evet. Bu birlikteliği bozmaya çalışanların da oyunları var. Basın bu oyunların araç mekanizması, araçlarından birisi. Deneyimli bir gazeteci olarak siz de bunlara dikkat çekersiniz diye düşünüyorum. Yalana, manipülasyona, sosyal medya aracılığıyla hedef göstermeye, algı oyunlarına Yeni Akit Gazetesi Genelliğin Yönetmeni olarak neler söylersiniz efendim? Şimdi ben çok gal almıyorum açık konuşmak gerekirse. Bak konuştuklarıyla, yazdıklarıyla kalıyorlar yani. Anladım. Fazla muhatap almanın, fazla üzerlerine düşmenin de bir esprisi olduğunu düşünmüyorum açık konuşmak gerekirse. Çünkü
Başka şeyden nemalanamıyorlar, anlatabildim mi yani? İşte Akit'e saldırarak nemalanıyorlar, işte Müslümanlara saldırarak nemalanıyorlar. Buldukları çok basit bir sosyal medyadan, çok basit bir cümle üzerinden saldırmaya çalışıyorlar. Montaj yani. Yapıyorlar. Yani yapıyorlar. Mesela, dolayısıyla bunların çok kıymet harbiyesi olduğu kanaatindeydim açık konuşmak gerekirse yani. Eskidenmiş yani. İnsan eğer bu insanlar manipülasyona, bu insanlar spekülasyonlara eğer değer vermiş olsalardı bu meydanlarda bu insanları göremezdiniz. Bakın %60 bekliyordu. %51.41 geldi. Bir Gaziantep'e bakalım mı arkadaşlar? Gaziantep'e bakın. Diyarbakır'a bakın. Ay şu an canlı yani, görüntüler. Canlı görüntüler. Buyurun yani bakalım az yani. Az önce kameralar aracılığıyla kaydedilen sokaklardaki coşku bu. Şimdi milletimiz bu oylar işte azdır, 51.41 azdır filan demedi. Bu bir zaferdir. Artık milletin zaferidir diyerek sokaklara çıkıp kutlamayı yapıyorlar. Evet. Coşkuyu paylaşıyorlar. Bu da işte. Millete makarnacı adam, göbeğini kaşıyan yani, adam, bilmem ne diyen işte insanlara belki güruha bir cevaptır. Evet. Az önce onu sormuştum. Doğru. Size, siz ne derseniz deyin, siz ne yaparsanız yapın. İşte ya isim vermeyeyim ya, X gazetesi ne yazarsa yazsın. A bilmem televizyon ne haber yaparsa yapsın. Oradaki 3-5 tanesi ne derlerse desinler, bizim umurumuzda bile değil diyor. Vatandaşın, milletin iradesi ne dedi? Evet dedi. Biz de çıktık bu zaferimizi, bu bayramımızı daha önceki seçimlerde olduğu gibi çıktık meydanlara kutluyoruz. İşte coşkuya bakın Allah aşkına ya. İnanılmaz bir coşku var. İnanılmaz bir coşku var. Bayraklar ellerde, dillerde sloganlar, haykırışlar. Yani mağlup olmuş bir millet bu şekilde sokaklara çıkıp da bayram yapar mı ya? Bu işin lamcını yok. Çıksalardı onlar yapsalardı yani. Biz deselerdi ki yani şunu söyleserdi. Biz %48.59 aldık diye meydanlara çıkıp CHP bayraklarıyla çıksalardı, yapsalardı yani. Çıkın gelin neredesiniz? Çıkın, yapsalardı yani. Evet. Bir şey de soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını izlediniz mi Kadir Bey? Soru yok arkadaşlar deyip basın toplantısını terk etti. 7-8 seçim kaybeden bir Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Büyük oranda hayır var diyor. 1 milyon farkla biz öndeyiz filan diyordu daha önce. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra rengi değişti ama şimdi Kemal Kılıçdaroğlu soruyu niye kabul etmedi? Acaba gazetecilerden birisi Kemal Kılıçdaroğlu'na bu seçimi de kaybettiniz, koltuğu bırakacak mısınız sorusunu mu yöneltti? Yüzü kızarmıştır belki yani ya. Ya 1 milyon 330 bin değil mi? 1 milyon evet. 330 bin fark var yani, tamam mı? Dolayısıyla ne diyecek yani? 1 milyon 330 bin fark bize mi aitti yani? Onlar mı çaldılar, hırsızlık mı yaptılar diyecek. Ne diyecek yani? Söyleyecek bir sözü yok yani. Evet ya 7 defa kaybettim, 8 defa kaybettim, 8. defa kaybettim. İstifa ediyorum mu diyecekti. Bunu da demeyeceğine göre. Ama Kılıçdaroğlu'nun akıbetini çok iyi görmüyorum yani. Çok yakın bir zamanda CHP'de zaten kazan kaynıyordu. Sürekli kaynıyordu. Hı-hı. Bu kazan kaynamasının altına biraz daha odun atacaklar gibi geliyor. Kılıçdaroğlu belki gidicidir gözüyle bakıyorum ben. Sürprizlere yani. Hazır olun evet, diyorsunuz. Evet. Zaten kasetle gelmişti. Evet. Kaseti olabilir mi bilmiyoruz. Şimdi kaset yok da CD varmış artık. Yani. Artık CD'ye gidelim. Geldi diyorsunuz. Ya, bunu söylemezsem çatlarım. Son dakikalara doğru gidiyoruz. Şu evet. Milletin muhteşem coşkusunu gördükten sonra aklıma evet. da geldi. Sizi denize dökeriz diyen Hüsnü Bozkurt nerede? Milletimiz sokaklarda. Nerede o Hüsnü? Denizde yüzüyormuş yani, tamam mı yani? Süper. Denizde yüzüyormuş yani. Üstünde nerede olacak yani ya? Konya'ya girememiş herhalde zannediyorum yani. Evet. Sesi de alıyoruz değil mi arkadaşlar? Önemli. Bu vatandaşın cevabıdır. Sizi denize dökeriz diyordu. Seçtik memleketi için. Seçtik memleketi için. En zor güzergahtan. Geçtik memleketi için. Geçtik memleketi için. Hak olan doğru musun? Hak olan doğru musun? Duyur mu çağrımızı? Duyur mu çağrımızı? Herkese bağrımızı. Açtık memleketi diyorum. Bu alttan gelen coşkuyu da duymak lazım. Evet. Bizi de gülümsetti. Bunu söylemeden gitmeyelim. Ne dersiniz? Milleti son olarak aşağılayanlara, aşağılamaya çalışanlara, tepeden bakanlara, hakir görenlere buradan var mı bir tepkiniz efendim? Ya millet artık her şeyi görmüş. Söylüyor yani. Biz buradayız, meydanlardayız. CHP nerede? FETÖ nerede? PKK nerede? HDP nerede diyorlar artık. Yani bunun fotoğrafın yorumu bu yani. Başka hiçbir şey değil yani. Madem onlar vardı, neredeler? Biz evet dedik, biz kazandık. Zaferde, bayrağı sallandırmakta,
bizim hakkımız dediler. Çıktılar meydanlara yani. Hüsnü Bozkurt bu arada sonra... yine bir çark etmiş efendim. Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Evet diyen yurttaşlar da bu ülkenin ana yurttaşıdır, vatandaşıdır, birinci sınıf vatandaşıdır. Onlara söylemedim. İşte biz emperyalizmle mücadele ettik minvalinde yorumlarını yapmış. Evet, hiç kimse Cumhurbaşkanı da söyledi ya, kendisini dar ambarında görmesin abicim, tamam, kusura bakmasınlar yani. Bu ülke bundan böyle patinaj yapmaz yani. Yeni sistemle patinaj yapmaz. Tam gaz ileri diyorsunuz. Tam gaz ileri, evet. Uluslararası ilişkilerde strateji değişikliği bekliyor musunuz? Türkiye'nin yeni dostları, müttefikleri çokça konuşuldu. Yeni saha arayışları Afrika, Avrasya o ara çok dile getirdi. Rusya, Şangay işbirliği, evet. Avrupa Birliği, Batı çokça eleştirdiğimiz noktalarda yer aldı. Türkiye ciddi adımlar sonrasında ekonomik dengeler açısından nerede durur? Avrupa ile ilgili söylemiştik ama Rusya ile ilişkilerin daha çok güçlendirileceğini tahmin ediyorum yani. İslam coğrafyasında, İslam coğrafyaya daha keza aynı şekilde güçlendirilecek. Ama özellikle geçen gezimizde de Bahreyn ile ilişkiler, Katar'la işte bunlar biraz daha ekonomik olarak güç parası olan ülkeler yani. Suudi Arabistan, hep referanduma kilitlenmişti aslında. Onlar da bu referandumun sonucun neticesini bekliyorlardı. Bundan sonra Allah'ın izniyle o ülkelerle, Afrika ülkelerine yeni bir açılım başlatacağız. Güney Afrika olmak üzere başta yani. Oralarda işbirliği, ekonomik işbirliğini, siyasi işbirliğini geliştireceğimizi umuyorum. Türkiye'nin ona açık Allah'ın izniyle uygun adım ileri marş deyip çok daha iyi yıllara varacağız inşallah. Allah'ın izniyle diye ben de duamı ekleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu çokça zikredildi. İzleyenlerimizin de bu konuda dikkat çektiği hususlar var. Yeni bir darbe söylentisi, işte referandum sonrası muhtemel engellemeler hala dile getiriliyor. Zira asker selamı gündemdeydi. Kılıçdaroğlu asker selamıyla karşılandı. Artık darbeler söz konusu değil. Tarihe, tarihin çöplüğüne bırakıldı demiştik. Evet. Bundan sonra bir tehlike görüyor musunuz efendim? Yok, ben bir tehlike görmüyorum. Darbe olsa olsa... Sakin olsunlar diyorsunuz. Ha, yok, sakin olsun. Ama yine de o dirilişi çok diri tutmak lazım yani. Millet olarak tutmak lazım. Vatandaş olarak tutmak lazım. Darbe olursa şey olur yani, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir darbe olur diye düşünüyorum yani. Onun haricinde bu millette kimse darbe yapamaz Allah'ın izniyle. Bunu böyle bilsinler. Kusura bakmasınlar yani. Öyle bir şey yok artık yani. Yok yeni FETÖ'ymüş, tabii yok bitti. FETÖ'ymüş, yok PKK'ymış yani. Dediğim gibi bundan sonra onlarla çok daha iyi bir mücadele edilecek. Nasıl bu millet o partileri, PKK'yı, işte bilmem HDP'sini, bilmem neyini sandığa gömdüyse onlar da öyle bir gömecek ki bir daha çıkamayacaklar. Bu milletin önünde kimse duramaz yani. 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı verilen mücadele bu işin ilk aşamasıydı. Bundan böyle de İstiklal ve istikbalimiz için hiçbir şeyin yapılmasına, bu ülkenin istikbaline ve istiklaline, mücadelesine destek vermeyenlerle hiçbir şekilde işbirliği yapılmaz. Ve bunu yapanların da engellenmesi için ne gerekiyorsa yapılır diye düşünüyorum. Sonuçların vatandaş tarafından sevinçle karşılandığını meydanlar gösteriyor. Türkiye'nin genelinde meydanlar gecenin ilerleyen saatlerine gelinmesine rağmen... Kalabalık vatandaşlar ellerinde bayraklarla alanları dolduruyor. Türkiye genelinde 2017 halk oylaması referandumunda sonuçlar %51.41 ile artık noktalandı. Resmi olmayan sonuçlara göre vatandaş kararını büyük oranda evetten yana kullandı. Açılan sandık sayısı %100 artık tamamen bitti. Katılımı da gördüğümüz kadarıyla 85.3 olarak yorumluyoruz. 48.59'da hayır da noktalandı. Halk oylamasının sonucunun belli olmasının ardından Türkiye genelinde sevinç gösterileri de düzenleniyor. Ama şükretmek de lazım. Yani şükür secdeleri, namazların kılınması, duaların edilmesi, Müslümanca sevincin coşkunda paylaşılması icap eder acizane. Benim yorumum, siz ne dersiniz bilmiyorum. Dünya basınının tepkisini de isterseniz konuşalım. Kadir Demirel attıkları manşetlerle de bunu dile getiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri sessizliğini koruyor. Herhangi bir şey diyor, cevap vermiyorlar. Resmi açıklamalar yapılsın ondan sonra konuşacağız diyor. Neyin resmi açıklamasını bekliyorsunuz yani ya?
Biz 85 klasör, FETÖ ile ilgili 85 klasör gönderdik. Hala onunla ilgili bir açıklama, 10 ay geçti. Neredeyse 1 yıl geçti. Hala onunla ilgili bir adım atmadılar. Şimdi kalkmışlar bize, diyor ki seçimlerin diyor resmi açıklaması yapılsın diyor. Ondan sonra diyor, neyini söyleyeceksin ki? Referandum işte. Millet seçmiş, %100 açılmış. %51.41'i evet demiş. %48.59'u bunu YSK onaylayacak yani. Hı hı. Oy olarak 1.330.000 oy farkı var zaten yani. Yarın bir takım işte şeyler, CHP'liler, HDP'liler falan gidecekler. Sandıklarla ilgili itirazlar falan bulunacaklar ama itirazda bulunsalar ne olur ki yani? Ne değişecek ya? Değişen ne olacak? 1.330.000 oydan bahsediyoruz yani. 1000-2000'den bahsetmiyoruz yani. Ki Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da bunu açıkladı. Bu mühür meselesinde ıslak imzayla CHP'liler de evet dedi. Evet. Kabul edilmesine. Herhangi bir sıkıntı olmaması gerekiyor. İtiraz ediyor CHP ama CHP'liler de bu mühürsüz olan o pusulaların da geçerli sayılması adına evet kararını verdi. Kılıçdaroğlu bundan sonra ne diyecek göreceğiz. Dünya basını ne der sizce? Yarın manşetleri muhtemel olarak nasıl görüyorsunuz efendim? Şimdi artık bugün diyelim affedersiniz. Bugün yani. Ya Türkiye'de yine Erdoğan kazandı diyecekler. Yani bunu ister istemez hakkını teslim edecekler. Ne yapacaklar yani? Başka yapacak herhangi bir şeyler yok yani. Evet. Ama bunun yanında yani Avrupa bu kadar biraz daha yüksek bekliyordu açık konuşmak gerekirse. Yani belki %55-%60 civarlarında falan bekliyordu. Şeydeki özellikle Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de falan FETÖ'cülerin biraz orada etki ve yetki sahiplerinin olduğunu düşündüğümüzde bunu hayırın zafer olarak nitelendirebilirler diye düşünüyorum yani. Anladım. Niye öyle diyorlar? Neden? İşte bir tarafta işte %60 bekleyen bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna rağmen yani kıl payı yani bıçak sırtı dedikleri var ya hani bıçak sırtı geçti diye yorumlayabileceklerini tahmin ediyorum yani. Anladım. Ama önemli değil yani. Önemli olan şu rakamların gerçek olması. Tek gerçek bu var ya. Yani. Biliyorsunuz bunlar 367 garabetini de bu ülkede yaşattılar yani. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla %51.41 azmış da falanmış da fişmek. Bunlar hikaye yani. Geçsinler onları yani. Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı olmayacaksın. Olma olma diye bağırıyordu. Yani evet. 347, 367 garabetinde diyorsunuz değil mi? Yani? Hatırlıyorsunuz değil mi? Kadir aynı Bey? Cumhurbaşkanı. Bir taraftan üstüne bozkurt biliyorsun denize dökeriz diyor. O da diyordu ki sevinç duyarız diyordu yani. Haydi bakalım birisi denize döksün birisi de sevinç duysun bakalım. Ne ki aynı orada. Deniz Baykal peygambere bile tövbe bismillah bu kadar yetiye versen sapıtırsın diyor. Evet, sınırlarını bu kadar aşmışlar, bu kadar seviyesizleşmişler. Milletin onların gerçek yüzünü gördüğünü söylemek lazım. Sizin yazınızda artık bugünün gazetesinde izleyenlerimiz ilk defa burada görecekler. Çünkü gazete baskısı henüz onlara ulaşmadı. Sıcak sıcak biz aldık. 16 Nisan Diriliş Bayramı hayırlı olsun diyor Kadir Demirel. İlk defa hayırlı olsun dediniz. Artık şimdi evet. Gerçekten hayırlı olsun diyorsunuz. 2 aylık referandum maratonu nihayet sona erdi. Terör örgütü PKK'ya rağmen, FETÖ'ye, DAEŞ'a, CHP'ye, HDP'ye, Harçlılara rağmen hülasa Türkiye'nin yükselişini durdurmak için çalışan tüm dahili ve harici ittifaka rağmen millet değişime evet dedi diyor Kadir Demirel. Ve devamını da... Son sözü okuyabilirsin. Son sözü okuyayım. Ondan o da sonra, çok güzel. Evet yani. Hülasa bu ülkede yaşayıp yine o harçlarla beraber Türkiye düşmanlığı yapanlar kaybetti. FETÖ, PKK, PYD, bilimum terör örgütleriyle iş tutanlar kaybetti. Beni en çok o sakallılar, beni en çok Müslüman kardeşlerimiz üzdü. Diğerlerini filan biliyoruz. Evet. Kafirlerle hareket edenleri biliyoruz. Kimler kazanmış peki yani? Onda... Kazanılan atlarıyla itleriyle bu ülkeye ayar vermeye çalışan Haçlı Avrupa kaybetti. Bu ülkede yaşayıp yine o Haçlılarla beraber Türkiye düşmanlığı yapanlar kaybetti. Hilale sahip çıkanlar kazandı diyor Kadir Demirel. Bu bir Haçlı Hilal mücadelesi diyor. Sivas'ı kutlayalım bu arada. Evet, Sivas'ta miting yapılmadı diye biliyorum ve ben. Ve Muhsin Başkan için de bir Fatiha okuyalım yani değil mi? Şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu. Pensilvanya tokat diyorum ya Kadir Bey. Muhsin Yazıcıoğlu'nun katili de o FETÖ. FETÖ'ye Sivas en büyük tokadı atmıştır. Helal olsun Sivas. Buradan kutluyorum. Dün ben onu yazdım biliyorsun. FETÖ'nün cinayetleri diye biraz yazdım yani. Orada evet. Muhsin Yazıcıoğlu falan da onu... FETÖ cinayetlerinin parmağı olmasını istemiştim. Yani. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Pensilvanya'ya, bilimum terör örgütlerine, Vatikan'a
Geçmiş olsun. Allah bin belalarını versin. Bu ekranlardan da söyleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni Rica Türkiye ederim. Hayırlı mübarek olsun. Amin Kadir inşallah. Demirel, verdiğiniz coşku, önemli aktarımlarınız için eyvallah. Müteşekkiriz. Allah güç kuvvet versin. Amin kolaylık cümle. Versin. İnşallah. Ülkemizin önü daha da açık olsun inşallah. İnşallah. Daha iyi günlere. Allah razı olsun. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Teşekkür ediyorum. Aydınlık yarınlara ulaşmayı umut ediyoruz. Programımızın, referandum özel yayınlarımızın sonuna geldik. Saatlerdir bu ekranlarda onlarca arkadaşım emek verdiler. Tüm yönetmen arkadaşlarıma, editör, muhabir arkadaşlarıma, kameraman arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların çok büyük emekleri var. Onları almadan geçmeyelim. İsimsiz kahramanlar. Birazdan isimleri ekranınızın bir köşesine akacak. Saatlerini ayırdılar çünkü. Konuk koordinatörümüz Okan Çetindağ da ayrıca teşekkür ederiz. Ben İbrahim Bedir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'e de müteşekkiriz. Sur'da bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, ne yandan esersen es. Yayınımızı Aykut Sev yönetti. Siz de sevin milletin adamını, siz de sevin ümmetin başkanını. Anasma. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.